Merhaba arkadaşlar. Kanguru yayınları, coğrafya çözümleri. Altıncı soru. Aşağıda çatılarının eğim dereceleri farklı olan iki konut gösterilmiştir. Buna göre konutların bulunduğu yörelerin aşağıda verilen özelliklerinden hangisinin farklı olduğu kesin değildir. Şimdi arkadaşlar, şurada daha eğimli olduğu için kar yağışı burada biraz daha fazla olarak fazla olduğu söylenebilir. Kış sıcaklık ortalamaları farklıdır. Yağış türü farklıdır. Yağış oluşum şekli, yıllık sıcaklık farkı ve kar yağışlı gün sayıları farklı. Yağış oluşum şekli arkadaşlarım konveksiyonel, cephesel, orografik olarak ayrılacaktır. Bunlara bakarak bu konu hakkında herhangi bir yorum yapamayız. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. Yedinci soruya geldiğimizde, insanlar doğal çevreden çok çeşitli şekillerde yararlanmaktadır. Buna göre durumların hangilerinde insanların doğal çevreden yararlandığı söylenilebilir? Ham madde temini, evet, doğal çevreden faydalanılır. Enerji üretiminde faydalanılır ve turizmde de faydalanılır. Yani arkadaşlar burada 1, 2 ve 3. öncüllerin hepsinde de doğal çevreden faydalanmaktayız. Cevabımız E seçeneği olacaktır. 8. soruya geldiğimizde, aşağıda Anadolu Yarımadası'nın oluşum sürecine ait bazı bilgiler verilmiştir. Avrasya ve Arabistan levhalarının yaklaşması ve yan basınç etkisi ve Titis yeosenkliğinde biriken tortulların sıkışarak yükselmesi sonucunda Kuzey Anadolu dağları ve toroslar oluşmuştur. Yani burada arkadaşlarım orojenezden bahsedilmiştir. 3. jeolojik zamanın sonu ve 4. jeolojik zamanın başlarında epirojenik hareketler sonucu Anadolu Yarımadası yükselmiştir. Bu da epirojenezden bahsetmiş arkadaşlarım. Buna göre bu süreçlerle ilgili hangileri daha az ilişkilendirilir diyor. Anadolu'da doğu batı uzantılı kıvrım sıra dağları vardır orojeniz. Toros dağları üzerinde deniz kabuklarına ait tosillerin bulunması yine orojeniz sonucunda kıvrılma meydana geliyor. Bunun sonucunda da deniz altındaki kısımlar sıra dağ haline alıyor arkadaşlar. Orta Anadolu platolarının oluşması ve bu platoların ortalama yükseltisinin fazla olması. Bu epirojenizle alakalı bir durumdur. Bu da var. Dördüncüye baktığımızda Anadolu kıyılarında akarsuların aşındırma, taşınma ve biriktirme yoluyla deltaların oluşması. Bu dış kuvvettir arkadaşlarım. Verilen açıklamayla bir ilgisi yok. Orta Anadolu'da Kapadokya yöresinde volkanik araziler üzerinde peri bacalarının bulunması. Bu da yine hem dış kuvvet hem de iç kuvvetin birlikte etkisi bulunmaktadır. Yani bunu da epirojeniz, orojeniz olarak almayız. Burada volkanizma vardır. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği 4 ve 5 olacaktır. 9. soruda bir nüfus sorusu. Geliş 2 Şubat 2020 tarihli haberde 2019-2020 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi yarın başlıyor. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyona yakın öğretmen yarın ders başı yapacak bilgisi verilmiştir. Yukarıdaki haber metninden yararlanarak toplam nüfus miktarının 2019'da 83 milyona ulaştığı Türkiye nüfusuyla ilgili hangi bilgilere ulaşılır diyor arkadaşlarım. Gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında ortanca yaş oranı daha düşüktür. Evet, gelişmiş ülkelerde ortanca yaş daha fazla çünkü doğum oranı az arkadaşlarım. Aktif nüfus oranı fazladır. Genç bağımlı nüfus oranı fazladır ki bu genç bağımlı nüfus biliyorsunuz 0-15 yaş arasıdır ki Türkiye'de daha fazla olacaktır. Demografik yatırımlar az değildir. Eğer az olsaydı genç bağımlı nüfus oranı da az olacaktı. Burada B seçeneğine ulaşabiliriz arkadaşlar. Son sorumuz doğal afet sorusu. Dünya üzerinde özellikle yağış miktarının fazla olduğu dağlık alanlar toprak kayması ve heyelanların yaşanma sıklığının fazla olduğu yerlerdir. Buna göre haritada numaralandırılan yerlerden hangisi bu alanlar arasında değildir? 1 numarada kayalık, 2 numarada Ant dağları, Alpler ve Himalayalar. Ancak 4 numarada herhangi bir dağ kütlesi bulunmamaktadır. 5 numarada özür dilerim. Cevabımız E seçeneği olacaktır arkadaşlar.